Gün geçtikçe eğitim alanındaki sorunlar dağ gibi büyür, eğitim emekçileri yoksulluk cenderesinde boğuşurken bunlar yetmezmiş gibi bu yıl yeni bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Yeni yılın başında yasalaştırılan öğretmenlik meslek kanunu, öğretmenler arasında var olan sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen ayrımlarını yenilerine eklemekle kalmamakta, öğrencilerimizin mecbur bırakıldığı sınav merkezli eğitim uygulamasına öğretmenleri de dahil etmeye amaçlamaktadır. Eğitim emekçileri 2022 yılındaki yaz tatillerini video izleyerek, sayfalarca gereksiz bilgi ezberlemeye çalışarak geçirmek zorunda bırakılmışlardır. Yaz tatilleri fiili olarak gasp edilmiş, ucube bir sınav ile karşı karşıya kalmışlardır. ÖBK gerek katılımcı olmayan hazırlanış yöntemi gerekse sınırlı kapsama açısından bir öğretmenlik meslek kanunu değil, öğretmenler arasında statü farklılaşması ve hiyerarşi oluşturma projesidir. Meslek kanunu geri çekilsin! Meslek kanunu geri çekilsin! Meslek kanunu geri çekilsin! Enflasyon karşısında aldıkları maaşlar erimiş ve açlık sınırına dayanmıştır. Bankalarla yapılan eski maaş ücret promosyon anlaşmaları çalışanlara büyük kayıplar yaşatır hale gelmiştir. Yüksek enflasyon sonucu ortaya çıkan durumda bankalar kazanırken biz eğitim emekçileri kaybediyoruz. Bankaların karlılığı hızla artarken bizlerin aldığı promosyon ücretleri pula dönmüştür. İlçemiz nezdinde de aldığımız promosyon ücreti öyle bir noktaya gelmiştir ki artık yaşamda hiçbir karşılığı yoktur. Kariyer değil dayanışma! Kariyer değil dayanışma! Kariyer değil dayanışma! Kestel'de bulunan eğitim emekçileri olarak taleplerimiz nettir. Promosyon sözleşmesi feshedilmeli, günümüz şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü girişimde bulunarak eğitim emekçilerini memnun edecek bir sonucun ortaya çıkması için çaba sarf etmelidir. Kariyer hiyerarşisine son verilmeli, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşulları iyileştirilmelidir. Eşit işe eşit ücret prensibiyle hareket edilmelidir. Yeni bir öğretmenlik meslek kanunu eğitim sendikalarının tamamının katılımıyla hazırlanmalı. Böyle bir kanun eğitim emekçilerinin tüm temel haklarını, ekonomik taleplerini ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik, mesleki ve özlük haklarını güvence altına almalıdır. Kestel Eğitim Sen Temsilciliği.